Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları Fen Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik nedir? Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Buradaki anahtar kavramlarımız, anahtar kelimelerimiz sayıca zenginliktir, unutmuyoruz. Biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitlilik olarak da karşımıza çıkabilir. Biyoçeşitlilik ile biyolojik çeşitlilik eş anlamlı kelimelerdir. Konumuzu biraz daha açacak olursak, bir bölgede bulunan mantarlar, mikroskobik canlılar, bitki ve hayvan örnekleri o bölgenin biyolojik zenginliklerini oluşturur. Canlılar ihtiyaç duydukları maddeleri yaşadıkları ortamdan karşılarlar. Canlıların ihtiyaçlarını doğal yoldan karşılamalarına doğal yaşam denir. Kısaca doğal yaşam, canlıların doğal olarak yaşamlarını sürdürdüğü alanlardır. Doğal yaşamın biyolojik çeşitliliğe etkisi büyüktür. Dolayısıyla bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğinde biz ne diyeceğiz? Biyolojik çeşitlilik diyeceğiz. Bu konuyla bilmemiz gereken iki terimimiz var. Birincisi habitat, ikincisi ekosistem. Habitat, canlıların yaşam faaliyetlerini, beslenme, barınma, korunma gibi gerçekleştirdikleri ortamlardır. Kısaca canlının yaşam alanıdır. Habitat dediğimizde arkadaşlar, bir canlıyı aradığımızda bulduğumuz yer, yani o canlının adresi aklımıza gelmesi gerekiyor. Mesela kanguru dediğimizde aklımıza hemen Avustralya gelecek. Veya hamsi dediğimizde hamsi aradığımızda nerede buluruz diye sorduğumda size, evet cevaplarınızı duyar gibiyim. Karadeniz'de tiftik geçişi dediğimizde mesela Ankara aklımıza gelecek. Veya Van kedisi nerede bulunur, nerede görülür, nerede bulabiliriz diye soru sorduğumda siz doğrudan direkt Van diyebilirsiniz. Yani bir canlıyı aradığımızda bulduğumuz yer, adres, yaşam alanıdır. Mesela ben okulların açık olduğu süreçte beni nerede bulursunuz sorusunun cevabında sadece fen bilimleri okullarında bulabileceğiniz için burası benim habitatım. Mesainin olduğu dönemlerde yaşam alanımdır arkadaşlar. Ekosistem, belli bir bölgede yaşayan canlı çevreyle cansız çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen sistemlerdir. Ekosistemde arkadaşlar, matematiksel olarak şöyle bir denklem şeklinde aklınızda kalıcı olsun diye yazmak istersek, canlı artı cansız çevre kimi oluşturuyormuş? Ekosistemi oluşturuyormuş arkadaşlar. Küçük bir ekosistem örneği vermek istersek, akvaryum, görselden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar, canlı ve cansız çevrenin oluşturduğu canlı ve cansız çevrenin birbiriyle karşılıklı ilişkisiyle, iletişimiyle meydana gelen bu sistemlere biz ekosistem diyeceğiz. Akvaryum küçük ekosistemlerden birine örnektir. Daha büyük ekosistem örneği vermek gerekirse de dünyamızı yine örnek olarak verebiliriz. Büyük ekosisteme örnek olarak. Şimdi biyoçeşitlilik, diğer adıyla biyolojik çeşitlilik sorularda karşımıza nasıl çıkabilir? Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Bakın anahtar kelimelerimiz az önce de ifade ettiğimiz gibi sayıca zenginlik. Sayıca zenginlik deyince aklımıza kim gelecek? Biyolojik çeşitlilik veya biyo çeşitlilik gelecek. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği açıklama biyoçeşitliliği tanımlar? Diğer soru tarzımıza bir bakalım. Kaan ne demiş? Canlı türlerini tehdit eden önemli faktördür. Yağmur, nesli tükenmekte olan canlı türleridir. Duru,
bir bölgedeki canlı türlerinin sayıca zenginliğidir. Bakın yine anahtar kelimelerimiz karşımıza çıktı. Türler arasında hayatta kalma mücadelesinde bir selim. Tabii ki burada doğru cevabı bize kim veriyor? Duru veriyor. A şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Biyolojik çeşitliliğin önemi nedir sizce arkadaşlar? Biyolojik çeşitlilik demek doğal zenginlik demektir. Doğa turizmi demektir. Tarım ve sanayi alanlarına katkı sağlama demektir. Biyolojik çeşitlilik ekosistemin dengesi demektir. Biyolojik çeşitlilik ekosistemleri dengeli tutar arkadaşlar. Biyolojik çeşitliliğin korunması gezegenimizi yaşanabilir bir hale getirir. Sağlığımıza, çevremize ve ekonomimize destek sağlar. Biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörler şu şekilde sıralayabiliriz. İklim, yeryüzü şekilleri, toprak, sıcaklık, su, rüzgar, ışık, hava, nem gibi cansız faktörlerdir. Bu faktörlerin elverişli olduğu bölgelerde biyoçeşitlilik yani biyolojik çeşitlilik artar arkadaşlar. Örneğin ormanlık alanlarda biyoçeşitlilik fazladır. Çünkü bu bölgelerin sahip olduğu iklim, sıcaklık, besin gibi şartlar birçok yaşam için uygundur. Görselden de bunu anlayabiliriz veya günlük hayatta da bir doğa yürüyüşüne çıktığımızda bin bir türlü çiçekler, böcekler yine biyolojik çeşitliliğin ormanlarda daha fazla olduğunu bize kanıtlar arkadaşlar. Tam tersi bir şekilde kutupları düşünelim. Kutuplarda ise biyolojik çeşitlilik azdır çünkü bu bölgenin sahip olduğu özellikler birçok canlının yaşaması için uygun değildir. Evet, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörleri de şöyle maddeleştirirsek arkadaşlar, aşırı avlanma, görselden de anlaşılacağı gibi, zararlı kimyasal ilaç ve gübreler, yine görselden de anlaşılacağı gibi aşırı otlanma, meraların tahrip edilmesi, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetler, düzensiz sanayi ve kentleşme, aşırı nüfus artışı, çölleşme, erozyon, orman yangınları, orman tahribatları, çevre kirliliği, dolaylı olarak iklim değişikliği, doğal kaynakların bilinçsiz yani aşırı kullanımı da yine biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler arasında sıralanabilir. Evet, yine konumuzu birkaç örnekle pekiştirelim. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler arasında hangileri yer alır? Sanayileşme, iklim değişikliği, doğal afetler, şehirleşme. Bunların hepsi arkadaşlar az önce de saydığımız gibi biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler arasındadır. Bir diğer sorumuza bakacak olursak, buna göre hangi katlardaki faktörün biyolojik çeşitliliği etkisi diğerlerinden farklıdır? Biyolojik çeşitliliği etkileyen faktörlerden bazıları yukarıda katlarda yer almıştır. Bakalım, bitki türlerinin fazla olması, bakın bu olumlu bir katkı sağlar. Deprem ve volkanik olayların yaşanması, arkadaşlar bu olumsuz bir katkı sağlar. Zengin su kaynaklarının varlığı yine ona keza olumlu bir katkı sağlar. Ormanlık alanlarının artırılması yine biyoçeşitliliğin, biyoloji çeşitliliğinin önünü açan bir etkendir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bunu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Biyolojik çeşitliliğin korunması için alınabilecek önlemler nelerdir? Birlikte bir bakalım. Onları da sıralayalım. Çevre kirliliğinin önlenmesi, insanların biyoçeşitlilik hakkında bilinçlendirilmesi, aşırı otlanma ve avlanmanın önüne geçilmesi, orman tahribatları ve yangınların engellenmesi, doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması olarak sıralanabilir. Peki, biyolojik çeşitliliğin azalmasının doğal yaşama etkilerinden bazıları sizce neler olabilir? Hiç düşündünüz mü? Bir beyin fırtınası yapalım. Bir düşünün bakalım.
Canlı çeşitliliğin yok olmasına neden olur mu? Kesinlikle evet. Yine az önceki soruda karşımıza çıktı. İklim değişmesine neden olabilir mi? Evet. İklim değişikliği deyince çevre değişikliği, çevre kirliliğinin nedeni olabildiği için çevre kirliliğin de neden olabilir diyebilir miyiz? Evet. Ekosistemleri bozabilir mi? Buna da evet. Yani özetleyecek olursak canlı çeşitliliğin yok olmasına, iklim değişikliğine, çevre kirliliğine, ekosistemlerinin bozulmasına neden olabilir diyoruz arkadaşlar. Evet. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik. Ülkemiz coğrafi konum sayesinde farklı türdeki pek çok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Yani ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi görmesi ve değişik iklim çeşitlerinin görülmesi sebebiyle biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Sadece belli bir bölgede yaşayan bitki veya hayvan türlerine biz endemik tür diyeceğiz. Endemik demek sadece o bölgeye ait bitki ve hayvan türüdür arkadaşlar. Unutmuyoruz. Evet, şimdi de ülkemize özgü olan bitkiler veya hayvanlar yani endemik türlerle dünyada ve ülkemizde yine nesli tükenen veya nesli tükenmekte olan canlıları örneklerle bir açıklayalım. Ülkemize özgü bitki türleri Anadolu gılayörü, zambakiller, karagül, datça hurması, çan çiçeği, misk soğanı, Antalya çiğdemi, İstanbul kardeleni, Toros köknarı, Kapadokya soğanı, sığla ağacı, kral eğrentisi olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ülkemize özgü hayvanlara yine örneklendirme yapacak olursak kangal, Arap tavşanı, Türk tazısı, akbaş, Ankara yedisi, Denizli horozu, tiftik keçisi, Van kedisini yine sıralayabiliriz. Nesli tükenen canlılar, doğal afetler, salgın hastalıklar, iklim değişiklikleri ve bazı çevre sorunlarıyla İnsan faaliyetleri sonucunda nesli tamamen yok olan canlılardır. Ülkemizde nesli tükenen canlıların bir kısmının nesli dünyada devam etmektedir. Şimdi bu nesli tükenen veya tükenmekte olan canlılara hem ülkemizde hem de dünyada örneklerle bir göz atalım. Ülkemizde nesli tükenen canlılar Afrika kaplanı, aslan, Anadolu parsı, Hint fili, Kafkas bizonu, çita, Hazar kaplanı, Asya fili ve bir kuş türü olan Hubara'dan bahsedebiliriz. Bu kategoriyi koyabiliriz arkadaşlar. Dünyada nesli tükenen canlılar deyince belki belgesellerden veya çizgi filmlerden siz de aşina olabilirsiniz. Dinozorlarla artık günümüzde karşılaşmıyoruz veya Moğollarla yine karşılaşmıyoruz. Mamutlarla karşılaşmıyoruz arkadaşlar. Kuzey deniz fili, keseli kurt, tüylü gergedan da yine dünyada nesli tükenmiş canlılar arasında sayabiliriz. Evet, konumuzla alakalı yine iki soruyla konumuzu pekiştirelim. Buna göre Zeynep'in hazırladığı ödevde aşağıdaki resimlerden hangisi yer almaz? Zeynep, ülkemizde nesli tükenmiş olan canlıların resimlerini bulduğu bir ödev hazırlıyor. Bakalım hangisini almaması gerekiyor? Anadolu aslanı evet burada yer alabilir. Kunduz yer alabilir. Asya fili yer alabilir ama sincap yer alamaz. Daha dün arkadaşlar evden okula gelirken sincap mezarlığın o tarafa doğru yolun karşısına geçti. Ülkemizde nesli tükenmiş olsaydı ben bunu göremezdim. Evet, diğer sorumuza da geçelim bakalım. Yukarıdaki kavramlar arasında Umut hangi kutucuğa yanlış canlı yerleştirmiştir? Nesli tükenen canlılar, mamut, dinozor, moa, nesli tükenen canlılar arasında sayılabilir ama az önce hiç bozayıdan bahsettiğimizi ben hatırlamıyorum. Doğru cevap D şıkkı olarak işaretleyeceğiz arkadaşlar.
Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar yine kutup ayısı, leopar, gergedan, Afrika fili, Meksika yunusu, nehir yunusu, Amazon timsahı, gri balina, orangutan, siyah çizgili albatros, balina, panda, vatoz, pelikan ve caretta kaplumbağalar olarak sıralanabilir. Ülkemizde nesli tükenmekte olan hayvanlar ise turna, mersin balığı, angut, flamingo, deniz kaplumbağası, Akdeniz fogu, alageyik, bozayı, keklik, karaca, telli turna, çizgili sırtlanı yine bu kategoriye koyarak sayabiliriz arkadaşlar. Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler ise ters lale, sığla ağacı, çöven, orkide, çan çiçeği, İstanbul nazendesi, gül soğanı, siklame, kardelen, şakayık, karaçiğdem, orkide, ters lale ve nergis olarak yine bunları sayabiliriz. Yine konumuzu pekiştirme amaçlı iki örneğimizle yolumuza devam edelim. Yukarıdaki canlılardan hangilerinin nesli tükenme tehlikesi karşıyadır sorusuna bir bakıyoruz. Arkadaşlar az önce saymış olduğumuz bitkiler arasında hiçbirinden bahsettik mi? Hayır. Kel aynakları var mı hayvanlar arasında? Kesinlikle var. Kuş türümüz. Ceylan yine ona keza orkide bitki türü olarak, ceylan da hayvan türü olarak nesli tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar arasında olabileceği için doğru cevap D şıkkını ne yapacağız? İşaretleyeceğiz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim konumuzla ilgili. Buna göre Aziz ve Ela'nın seçimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Yukarıdaki canlılardan Aziz nesli tükenmiş olanları, Ela ise nesli tükenme tehlikesi altında olanları. Dikkat ediyoruz. Aziz nesli tükenmiş olanları. Tükenen, tükenmekte olan, tükenmekte olan. Arkadaşlar, kutup ayısı nesli tükenmekte olan bir canlı grubumuzdu. Tazmanya kaplanı nesli tükenmişti, Anadolu aslanı nesli tükenmişti, kel aynak kuşu az önceki sorumuza da çıktı. Yine nesli tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı grubu arasında, hayvan grubu arasında sayılabilir. Dolayısıyla tükenmekte olan 1 ve 4, tükenen ise arkadaşlar 2 ve 3. Yani burada C şıkkını ne yapacağız? İşaretleyeceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.